المتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize, üzerinize olsun. Değerli cemaatimizin, bu ana kadar şu mekami haline bizlere, sizlere hitap eden başta ilçemiz müftüsü olmak üzere diğer meslektaşları veciz sözleriyle sizleri ve bizleri tembih buyurdular. İrşad ettiler. Kendilerinden Allah kat kat razı olsun. Değerli cemaatimizin, Müslüman Türk eşdadımız fethettikleri merkezi yerleri camilerle, Kur'an kurslarıyla, hastahanelerle, okullarla, sahip hayırlı müesseselerle süsledikleri, tenvir ve tezir ettikleri hepimizin ve hepimizin malumudur. Bizler de o Müslüman Türk eşadımızın evlat ve torunları olarak ikamet etmekte bulunduğumuz bölgeleri, yerleri, camilerle, mescidlerle, şadırvanlarla, Kur'an kurslarıyla, hastanelerle, okullarla, sair hayırlı tesislerle tenvir ve tezir ettik. Hepimiz için ve boynumuzun borcudur. Bu görevi mutlaka ifa etmeliyiz. Bundan ötürüdür ki bugün burada çok değerli kardeşlerimiz Aydınlar Şirketi tarafından, şirket elemanları tarafından bu mabet, bu mescid inşa edilmiş ve hizmete açılmak üzere hepimiz ve hepimiz burada toplanmış bulunmaktayız. Değerli cemaatimizin, değerli kardeşlerimiz Aydınlar Şirket üyeleri, yalnız şu küçük doğanlığın şu mahalle değil, Türkiye genelinde camilere, Kur'an kurslarına ve bütün hayırlı müesseselere iştirak ettikleri, yardımda bulundukları malumdur, aşikar. Kendilerine giden, yardım isteyen her vatandaş, her Müslüman boş çevrilmiş değil. Mutlaka gereği gibi, gerektiği şekilde yardımda bulundular. Allah kendilerinden kat kat razı olsun. Cenab-ı Hak riyadan cümlemizi muhafaza eylesin. Değerli cemaatimizin, bir tarihi bir olay size arz edeceğim. Ondan sonra mevzuma son vermiş olacağım. Kayseri ilinde Hunat Camii adında bir cami vardır. Vaktiyle bu cami tek bir kişi tarafından inşa edilmiştir. Cami inşası bitti. İnşası biter bitmez onu yaptıran zat geceleyin rüyasında şöyle görüyor. Resulullah'ın başkanlığında bir komisyon kuruldu. Ve yaptığı bu hayrı değerlendirdiler. Değerlendirmek üzere toplandılar. Kendisine bir nida, bir ses geliyor.
deniliyor ki senin yapmış olduğun bu hayır Allah katında kabul şayan olmamıştır. Mütehavır uyanıyor, titremeye başlıyor. Acaba suçum neydi? Ne hata ettim ki bu yapmış olduğum hayır Allah katında kabul şayan olmamıştır. Hakikinde İkinci bir ses, ikinci bir vida kendisine ulaşıyor. Müsterih ol ey insanoğlu! Bu caminin inşası esnasında pirifanı ihtiyar bir kadıncağız koltuğunun altında birkaç tane doğla taş parçası. Bir de elinde bir bagraç yoğurt ayran bulunduğu halde inşaata sığınmış. İnşaata çalışan işçilere evlat hanım alın şu taş parçalarını, duva parçalarını bu caminin bir köşesine yerleştirin Allah rızası için. Ve güneş hararetten dolayı hararetiniz vardır. İnanın bu yoğurdu, bu ayranı alın için hararetiniz giderilsin. Asla kabul edemeyeceklerini ifade ettiler. Zira öyle talimat aldılar. İnşaatın kafasına müracaat eder, o da aynı şekilde ifadede bulunur. Kabul edemeyeceklerini. Fakat kadıncağız şiddetle yalvarıyor. Ne olur beni boş verinmeyin. Allah rızası için şu tuğlaları alın, caminin bir köşesine yerleşin ve şu bakır yoğurdu da ayran yapın ne için Allah rızası için? Herhalde gideriz. Hiçbir kimse duymasın, haberi olmasın, böylece gizlice alalım dediler ve aldılar yoğurdu, ayran yaptılar, içtiler, herhalde gidediler. İnanın kendiliği o taş parçalarını, tuğla parçalarını da caminin bir köşesine yaptı. İşte ikinci bir nida ile, ey insanoğlu! O pir ifade kadıncağızın getirdiği bir bakraç yoğur ve o birkaç tane tuğla parçasının o cami inşaatının bir köşesine yerleştirildiği için Allah katında yapmış olduğum bu hayır kabul eşayan olmuştur. Sana müjdeler olsun. Evet değerli cemaatimizin. Ben tebrik ediyorum. Aydınlar şirketini, üyelerini. Zira onlar yalnız bu mahalle, bu cami değil, Türkiye genelinde bütün camilere, hastanelere, diğer bütün hayırlı müesseselere kendilerine yardım için müracaatta bulunanları asla boş çevirmiş değillerdir. Onun için Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın Hazretleri zenginliği dilediğine verip onlara Allah-u Teala bol miktarda zenginlik vermiş, mal ve servet vermiş ve Allah uğrunda işte onlar, bu aydınlar, şirket üyeleri, bu gibi camileri, sahip mescidleri, hastaneleri, okulları, şadırmanlarına sahip hayırlı müesseseleri inşa etmekte artık yarış yapmaktadır. Allah kendilerine kalkan razı olsun. Allah yaşadılarına kendi rahmetler ihsan eylesin. O miktarda Allah-u Teala kendilerine mal ve servet ihsan eylesin. Evet değerli cemaatimiz, ben şu makam-ı âliden, kürsüden onları tebrik ediyorum ve kendilerinden Allah razı olsun diyorum. Allah eşraflarına kendi rahmetler ihsan eylesin diyorum. Bilal Ali bu eseri burada çektikleri için, yaptıkları için ve Müslümanların hizmetine amade kıldıkları için kendilerine şu ferya halkı hislerine tercüman olarak en derin şükranlarını kendilerine arz eder, kendilerine devamı sıhhat, vefayı afiyetler, güzel evladan niyaz ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Hepinize saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.